Evet, iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün çok anlamlı, hem benim için hem umuyorum ki ve öyle zannediyorum sizler için çok anlamlı, güzel, derinlikli bir program olacak. Olması gereken bir program olacak ama Türk medyası bu tip konulara pek fazla hem ana akım hem yan akım hem ön akım hiç kimse yer vermediği için biz de bu görevi yapmış olacağız. Çok değerli iki konuğum var. Kendilerini tanıtmadan önce biz tabii çok uzun yıllara dayanan arkadaşlığımız, gönüldaşlığımız, yoldaşlığımız da var. Araya uzun yıllar girdi ama buna rağmen biz yeniden birbirimizi bulup fikirlerle, kalbimizle, düşüncemizle, dünyaya bakışımızla dünyayı nasıl yeniden kurgulamak için belki de ömrümüzün bu yavaş yavaş sonlarına doğru değil de hani sonbaharına doğru yaklaştığımız dönemde, öyle değil mi? Yeniden bir araya geldik. Hani şair der ya, dostlarla da yollar ayrılıyor bir bir, biz de dostlarla da yaşadığımız sürece birleşeceğiz ve daha çok konuşacağız. Evet, kendileri için tanıtacağım. Profesör Ahmet Öncü ve Doktor Sabri Öncü. Kendisi iki kardeş. Biz çocukluk arkadaşıyız. 10-11 yaşında beraber başladık dünyaya. Aynı yerlerde koştuk. Aynı şeyleri hissettik, aynı şeyleri düşündük. Sonra gene koptuk, gene birleştik. Evet, Profesör Ahmet Öncü, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde hocamız, sosyolog. Ama aslında ekonomi değil mi? Yani bir ekonomiden sosyolojiye. Evet. Ve Doktor Sabri Öncü, o da akademik kariyerini, gerçi bayağı bir zamandır kendisi akademik kariyerini bıraktı ama biz de onu işte UNCTAD'dan, Hindistan Merkez Bankası'ndaki baş ekonomistliğinden tanıyoruz. Kendileri çok değerli iki aydın, iki değerli bilinç, iki değerli, iki parlak beyin. Sorularınız da varsa alttan herhalde şimdi geçecek WhatsApp'tan, özellikle programımızın ikinci yarısında ondan bahsedeceğiz. Bir de gene değerli bir muhalif ekonomistimiz Atilla Yeşilada da ikinci bölümde bizlerle birlikte olacak. Evet, şimdi gelelim konumuza. Şimdi konumuz şu. Yani şimdi ben şöyle düşündüm. Sevgili dostlar, kapitalizmin sonuna mı geldik? Başka bir dünya olabilir mi, olmayabilir mi? Eski daha gitti mi, gitmedi mi, yeni gelmedi mi derken bunları kimle konuşalım derken bunları konuşacak. Evet, bu konuyu konuşacak, Türkiye'de konuşacak en öncelikli iki insanla birlikteyiz. Önce sizden bahsetmek istiyorum. Olur mu? Kabul ederseniz artık. Tabii, yani siz mi diyelim, sen mi diyelim? Öyle mi diyelim? Sen diyelim. Tamam. Evet. Çok eski arkadaşız. Evet, doğru. Şöyle diyelim istersen Ahmet'ciğim. Bir şey var dünyada, yani bu zamana kadar, yani bundan 5-10 yıl önceye kadar, 2007 finansal krizi falan henüz daha gelmemişken, böyle insanlar özellikle neoliberal dönemde kapitalizmi sanki bir imanmış gibi, hiç değişmeyecekmiş gibi, sanki bu iş hiç bitmeyecekmiş, hatta buna böyle şüpheyle bakan, sisteme şüpheyle bakan böyle bir araya girmiş bir iki kişi varsa da böyle onu böyle sertçe paylayarak oturduğun yerde canım böyle bir şey olur mu diyen insanlar, ekonomistler, yorumcular, televizyona çıkanlar falan şimdi tam ters noktaya geldiler. Bu 7-8 yıllık, 10 yıllık dönemde neoliberalizmin bitişiyle kapitalizmin bitip bitmediğini, dünyanın nasıl yeniden şekillenip şekillenmeyeceğini, bunu bir tarafta Bill Gates'ten, diğer taraf işte IMF'in raporlarına kadar herkes söylüyor. Evet, önce sosyolojik açıdan alalım, sonra finansa ve paraya bakacağız. Gerçekten kapitalizm bitti mi? Türkiye'de bu iş konuşulmuyor bile. Lütfen önce senden başlayalım. Sevgili İskender, şimdi öncelikle biliyorsun ben iktisatla mesleğe girip doktoramı sosyolojide yaptığımdan meslekten bir sosyolog oldum. Evet. Meslekten bir sosyoloğa kapitalizm nedir diye sorsan, zaten asıl sıkıntı o, onu tanımlamak lazım. Gerçekten paralize edersin. Şöyle ki bu alanda kapitalizm üzerine yazı yazmış ne kadar ciddi kuramcı varsa o kadar değişik kapitalizm tanımlaması, kavramlaştırması var. Dolayısıyla özellikle sosyologlarda mı? Yani, dolayısıyla kapitalizmi tanımlamak çok güç ve bu akşam da işimiz çok çetin. Belki de o sözünü ettiğin geçmişte ıskalanan ya da yanlış değerlendirilip kapitalizm zaten yok ki, neoliberalizm, yeni liberal, tek bir dünya piyasası kavramlaştırmalarının altında da bu basitleştirici şey var. Evet. Şimdi biz burada şunu yapmalıyız önce, hem Sabri hem sen, tartışmayı daha zenginleştirmemiz için kapitalizmin basit bir tanımını verelim ki, ama öyle kapsayıcı olsun ki yolu açalım, bir perspektife oturalım. Evet.
Şimdi ben yani bunu... izleyicilerimiz de öyle baksınlar. Bir sosyologdan iyi bunu kimse yapamaz o tanımı. Ya ama ya ben şöyle bir yol izleyeceğim. Kapitalizmi toplumsal evrimin, insanlığın toplumsal evriminin bir aşamasında ortaya çıkmış, insanların maddi yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlamış bir sistem. Toplumsal ilişkiler sistemi olarak tanımlayacağım ilk önce. Evet. Burada vurgu maddi yaşam. Kapitalizm bu anlamda şöyle bir özelliğe sahip. Evet. Burada üretimde ve tüketimde kullanılan bütün nesneler. Bunların başında da en önemlisi değeri yarattığını söylediğimiz emek gücü meta olmuştur. Meta nedir yani dersin? Diğer sistemlerden farkı emeğin emek değer gücünün, yaratması mı? Özelliği olmuş. Ben bunu da açalım izleyiciler. Ama emek gücünün diğer bütün metalar gibi yani satılan, piyasada alınıp satılan bir nesneye dönüşmüş olması. Dolaşıma çıkması. Çıkması. Şimdi burada vurgulanacak olan şey de şu. Kapitalizmde biz her şey alınır satılır derken her şeyin metalaştığını söylüyoruz. Meta da şudur. Satılmak için üretilmiş nesne. Evet. Kapitalizmde üretim büyük ölçüde satılmak için üretimdir. Bunu neden? Onu da açalım. Şunu açacağım zaten. Evet. Şimdi burada hayatı sürdürmek için metalara ulaşmanız lazımdır. Çünkü hayatınızı sürdüreceğiniz metalar piyasada da sunulmaktadır size. Bunun için de bir tek şeye ihtiyacınız var. Paraya. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir basit tanım getireceğim izleyicilerimiz için. Kapitalizmi ben para aracılığıyla meta mübadelesi tarzına bağlı olarak yaşayan insanların toplumu diyeceğim. Evet. Bu noktada da toplumun meta mübadelesine bağımlı olduğu bir düzenek anlamında. Evet. Yoksa ticaret filan her dönemde var. Kapitalizm işte var. Onda, orada kesinlikle. Ama burada şunun altı çizilmeli. Meta metayla değiştirilmez kapitalizmde. Meta önce parayla değiştirilir. Daha sonra o parayla başka meta alınır. Dolayısıyla sistemdeki belki de es geçinmemesi gereken temel kilit önemdeki faktör paradır. Şimdi istersen parayı konuşacağız sonra ama istersen bir de şunu söyleyeyim. Bu tarihsel bir sistemdir. Doğru. Ve orta çağın sonları, modern zamanların başlarında öncelikle Rönesans İtalya'sında Cenova işte şehir devleti değil mi? Roma İmparatorluğu önden sonrasında. Orada çıkar sonra Batı Avrupa'ya. Evet. Hollanda, sonra da Birleşik Krallığa, Britanya'ya doğru uzanır. Evet. Şimdi burada bir şeyi de meraklı seyircilerimize ekleyelim. Hakikaten kapitalizm Batı Avrupa'da çıktı çıkmadı tartışılır da burada çıktığını kabul ettiğimizde bir gerçekte su yüzüne çıkar. Ne zaman? 20. yüzyıla geldiğimizde. Evet. 20. yüzyıla girene kadar dünyanın değişik bölgelerinde kalkınma, gelişme hangi ölçütü kullanırsa çok farklılaşmamıştır. Ama 20. yüzyıla... 20. yüzyıla kadar dünya her yerde aşağı yukarı aynı kalkındı diyorsunuz. Evet, bu konuda yapılan veri temelli çalışmalar bunu gösteriyor. Fakat 20. yüzyılın, 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında bu Batı Avrupa ülkeleri ve bunlardan türemiş olan uzantıları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda görüyorsunuz ki insanlığın önüne geçiyor kalkınma açısından. Birçok kalkınma ölçüsüne göre. Fakat bir süre değil mi? İşin ilginci hepimizin malum olduğu üzere 21. yüzyıla yaklaşırken bu Batı Avrupa ve uzantılarının üstünlüğü dururken yerinde sayarken Asya ve şimdilerde herkesin malum olduğu gibi Çin ortaya çıkıyor. Buradan seyircilerimiz bunu şu şekilde teorileştirildiğini bilsinler. Bu çok önemli bir teorisyen olan Rus devriminin, Sovyet devriminin önderlerinden Trotski'nin, Lev Davidovich'in eşitsiz ve birleşik gelişme yasası. Gelişim yasası değil mi? Evet. Şimdi burada bir... Lütfen anlatın onları çünkü çok basit size bilinmez bunlar. Evet. Şöyle yani bu kapitalizm bir bütünsel sistemse bunun içerisinde yer alan birbirinden ayrı siyasi birimler, coğrafi birimler sizin soyutlama düzeninize göre şöyle bir ilişki içerisindedir. Bir yer yükselirken başka yerler iniyor olabilir. Hı hı. Ya da tersine bir yer yani o daha önce düşük olan yer çıkmaya başlarsa öteki yer bunun mukabil olarak inmeye başlar. Tabii uzun evrimler için konuşuyoruz. Çok. Değil mi? Yani bunlar birkaç yıllık hadiseler değil. Yani burada vurgulanacak şey İskender'cim bence şu. Evet. Yani bu sistem eşit gelişmez. Sistemin içerisindeki ögeler farklı hızlarla gelişirler. Dolayısıyla da sürekli bir rekabetin, sürekli bir çekişmenin, çatışmanın olduğu bir sistemdir. Eşitsizlikten kaynaklanan. Hı hı. Bu anlamda da
Şu önemli bir yapısal özellik olarak evet. çıkıyor. Neden bu eşitsizlik yaratılıyor? Evet. Evet. Yani iktisatçıların en çok üzerinde durduğu konulardan biridir. Bu şu, hepimizin yine artık kapitalist, gelişmiş kapitalist bir toplumda yaşadığımızdan, evet. pratiğinden bildiği, günlük hayatından bildiği her kapitalist ekonomi şöyle genişleme ya da büyüme diyelim, yavaşlama, durgunlama ve yeniden canlanma gibi iktisatçıların iş çevrimleri, döngüleri dediği döngülerden geçer. Şimdi bunlar iktisat teoricilerinin arasında tartışmanın odaklandığı bir noktayı oluşturuyorlar. Ama bir tanesi vardır ki artık orada her okul birbirine bodozlama girer ve bunu ben açıklayacağım der. O da bugün de içinden geçmiş olduğumuz sürece de zaman zaman atfedilen depresyon dönemleridir. Evet. Depresyondan geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz tartışılabilir ama depresyonlar kısa dönemli durgunluklardan farklı olarak evet. 50-60 yılda bir gelen ve çok uzun süren yıkıcı, sarsıcı durgunluklardır. İçinde zaman zaman büyüme dönemleri olabilir. Düze çıkıldığı hissini veren dönemler olabilir. Yatırımlar canlanabilir ama sonra yine normal durgunluk dönemlerinden farklı olarak uzunca süren bir yavaşlama, uzunca süren bir durgunluk olabilir. Tıpkı şimdi, terimi aldığı psikanalitik çekimi değil mi? Parça düzeliyor ama depresyon hep kalıyor değil mi? İktisat oradan transfer ediyor. Çok kalıyorsun. Terim de oradan geçmez. Tabii ki. Yani bu hatta kriz filan da. Kriz yani, tabii tıp terimidir zaten. Şimdi vaktimiz olmadığı için hızla gidelim. Bunu başka bir programa bakalım. Şimdi benim söylemek isteyeceğim bu noktada bir şey var ki o Sabri Hoca için çok faydalı olacak. Şimdi yakın zamanına baktığımızda kapitalizmin 200 yıllık dönemine falan baktığımızda 1873-1896 yıllarında ilk büyük depresyonunu yaşıyor. Buna birinci büyük buhran deniyor. Daha sonra da 1930'ları kasıp kavuran yine filmlerden filan seyircilerimize seyretmiş oluyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru 1942'de bitirilen ikinci büyük depresyon başlanıyor. Şimdi bu dönemler tam da bizim konumuzu tartıştığımız konuların ele alındığı dönemler. Kapitalizm bitiyor mu? Kapitalizmin sonuna mı geldi? Her zaman konuşulmuş bu. Tabii canım ya bu zaten çok yeni bir şey. Trotski o tarihlerde demiş ya kapitalizm bitiyor falan bu sefer bitti. Bu sefer bitti ya ama bu bitmiyor ya. Ha bitmiyor. Evet tamam. Dolayısıyla hani bitip bitmediğini tartışmaya getirmek güzel. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç bunu yaratıyor ve bu daha önce de olmuş. Bana geri kalan zamanın bir bölümünde üzerine döneceğim. Sen de bahsettin Koşin Karatani'den. Tarih tekerrür eder mi? Bu konuya tekrar geleceğim. Fakat burada Sabri Hoca'ya sözü bırakmadan şunu söyleyeceğim. Depresyon dönemde neden kapitalizmin sonu geldi mi sorusunu gündeme gelir. Onun altını çizelim. Orada herhalde önemli bir şey var. İnsanın var, hayatını ilgilendiren. Değil mi? Oraya geçeceğiz tabii. Aynen o. Evet. Şöyle ki onu söyleyeyim. Bu dönemlerde ücretliler öyle bir sefalete sürüklenirler ki bunlarla beraber aynen denizde boğulurken yanındakini de aşağı çeken kişiler gibi küçük esnafı, küçük üreticiyi de çekerler. Çünkü bu bunların gelirlerine bağlı olarak yaşıyordur. Dolayısıyla geniş bir halk kitlesi gelirlerinde azalma, gelirlerinde belirsizlik ve azalma, düşüş yaşar. Şimdi yalnız krizlerden, depresyonlardan söz alırken insanlar bunu bütün insanlık için kötüymüş gibi değerlendirirler. Onu da düzeltelim. Oysa ki değil. Değildir tabii. Lütfen onu açalım. Ondan sonra sözü Sabri Bey'e bırakacağız. Evet. Depresyonlar bazı kesimler için özellikle büyük sermayedarlar ve büyük sermaye grupları için ama hepsi için değil bazıları için çok da kazançlı dönemlerdir. Bu dönemlerde inanılmaz ölçüde para biçiminde yine Sabri Hoca üzerinde duracak biçimde servet birikimi artar bu kesimlerin bazılarının içinde. Ve bunlar zaten ekonomi yavaşlamış ve belirsizlik ortamında olduğundan bu biriktirmiş oldukları para biçimdeki servetlerini ekonomiye üretken yağla sokmaktan İmtina ederler. Kaçınırlar. Çünkü karlar olmayacaktır. İflaslar gelecektir. En çok da onların sesleri çıkar değil mi? İşte böyle ortamda yatırım yapılır mı falan. Öyle değil mi ama karikatür sen şey yaparsan tabii. Ne diyeyim? En çok da onların sesi çıkar ama ücretlilerin, emekçilerin sesi bekliyor. Şimdi bu tam Sabri Hoca'ya geçiştiğin iyi bir nokta oldu. Şöyle ki düşünebiliyor musunuz? Bir yerde bankalarda yatan inanılmaz büyüklükte, muazzam büyüklüklerde tasarruf adı altında birikmiş bir servet. Tırnak içinde tasarruf dediğimiz. Diğer tarafta 3 kuruş bulamadığı için evini geçindiremeyen işçi. Bu işçiler harcama yapamadığı için dükkanını çalıştıramayan esnaf.
Evet. Ya da sermayesini işte küçük üretken bir faaliyete sokmuş bir girişimci para harcansın diye bekler. Evet. Şimdi sonuçta ben şunu söyleyeceğim. Ne demiştik? Kapitalizm para mübadelesine bağlı olarak meta mübadelesi, para aracılığıyla, pardon düzeltiyorum, para evet. aracılığı dolayısıyla süren meta mübadelesine bağlı olarak evet. yaşayan insanlar topluluğudur. O zaman depresyon dönemlerinde para hayatın içinden çekilip ya da istenilen şekilde üretken kesimlere gelmediği için hı hı. sıkıntı baş gösterir. Meta toplumu kendisini çaresizlik içinde bulur. Evet. Bu da kapitalizmin acaba sonu mu geliyor sorularını evet. bazı insanların kafasında soru işaretine evet. çevirir. Ben burada şöyle de bitiriyorum. Para demek ki kapitalizmde merkezi önemde bir evet. Faktördür ve paranın ne olduğu, paranın nasıl üretildiği bilinmiyorsa İskender'cim kapitalizmi anlamak evet. mümkün değil. Evet. Çok sonra... teşekkür ediyoruz Ahmetciğim. Şimdi yavaş yavaş Sabri Hoca'ya geçiyoruz. Vaktimiz az dediğin için böyle hızlı. Yok hayır vaktimiz yok yok gayet rahat konuşabiliriz. Vaktimiz aslında şey ama tabii konuşacak konumuz çok. Sevgili izleyiciler bu programları sizler de bizlere katılırsanız tekrar ederek yıl içinde böyle belli periyotlarda kapitalizmde kriz bitmedikçe biz de burada konuşacağız. Yani başka yol yok değil mi Sabri Hoca? Ben şimdi, daha güzel süreceğini tahmin ediyorum. Evet yani biz o zaman ne oldu konuşacağız. Ama bir şeyler yapmak üzere de bunu dinleyen, not alan, işte tarihe not düşsün bunlar. Bizim programı anlattıklarımız diye düşünüyorum. Şimdi buradan Sabri Hoca hakikaten Ahmet'in geldiği yerden gelmek istiyor. Şimdi şöyle bir şey dedi az önce sevgili Ahmet Öncü. Dedi ki kapitalizmin farkı mübadele içinde paranın olması. Biz şimdi bu para meselesi hakikaten biraz karışık. Sizin de buraya çok fazla gönül, emek ve bir anlamda böyle bir mesele edindiğinizi biliyoruz. Önce parayı konuşacağız. Sonra işin faiz tarafını konuşacağız. Tamam. Paranın üretimi konusunda sadece bizim toplumumuzda değil, dünyada da insanlar çok fazla bilgilendirilmiyor. Aslında datalara şeye falan baktığımızda ortada bir şey var. Bir saklı bir şey var orada ve oradaki büyüme sanki sistemin doğal bir parçasıymış gibi. Sanki organizmanın içinde olacak bir doğallıkmış gibi yapılıyor. Halbuki biz biliyoruz ve siz söylüyorsunuz ki bu zaman zaman bir kanserli hücre gibi kendi kendine büyüyen az önce Ahmet'in dediği gibi böyle kenarda duran ve hiçbir faydası olmayan bir büyüklük. Ama bunsuz da yapamıyoruz. Buradan başlayalım ne diyorsunuz? Evet. Şimdi bu senin de söylediğin gibi İskender ben bu konuyu çok gündeme getirmeye çalışıyorum. Ahmet'in de dediği gibi faydanın ne olduğunu anlayamazsınız. Bu sistemi doğru dürüst anlayamazsınız. Bir, ikincisi sisteme çözümler önerirken hatalı evet. çözümler önerirsiniz. Evet. Paranın nasıl üretildiği konusunda şimdi kaç tane olduğunu tam bilmiyorum ama bir sürü değişik yaklaşım var. Evet. Ve bunlar birbirleriyle çatışma halindeler. Evet. Ama bütün bu yaklaşımların hepsinden olan insanları, iktisatçıları sorsanız para nedir diye hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söyleyecekler. İşte para bir ödeme aracıdır. Hmm. Mesela vergileri ödemekte kullanırsınız. Para bir değişim aracıdır. İşte evet. alışveriş falan. Onun dışında değer saklama aracıdır. Bir de tabii muhasebe sisteminin ölçü birimidir diyecekler. Evet. Buna bir başka boyutta Marx'ın ve Marksist iktisatçıların evet. Eklediği bir boyut. Onlar da parayı sermayedarların elinde sermayenin en genel ve en likit hali olarak tanımlıyorlar. Yani en esnek biçimi. Bu teorik çerçevede sermaye her türden faaliyete, yeni üretime, ticarete, finansa para biçiminde girişir. Ve bu faaliyetin sonunda tekrar para biçimine döner. Yani daha çok para olarak evet. geliyor. Az önce Ahmet'in para meta para dönüşü gibi. Araya para girmese bu daha fazlalaşmayacak. İşin sırrı da orada galiba. Bir o. İkincisi tabii her zaman para fazlalaşacağı gibi bir garanti durumu da yok. Evet. İşte bu bunalımlar falan o paranın büyüme potansiyelinin bu şekilde meta'ya dönüşüp tekrar paraya dönüşerek azaldığı dönemlerde ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla Marksistlerin ya da Marx'ın eklediği bir boyutta sermaye paraya para kazanan para gibi bir tanım daha geliyor.
Ve işte bu nedenle bir sürü başkasının da söylediği gibi kapitalizm aslında sonsuz sermaye birikimidir gibi bir alternatif tanımı da var. Çok daha, hatta bu yüzden hiçbir zaman bitmeyeceğine yani, dair değil mi? Ve sermaye eğer kendisini çoğaltamaz hale gelirse o zaman da sermaye özelliğini yitiriyor. Şimdi paranın nasıl üretildiğine gelirsek ben bunu çok yerde o kadar ayrıntılıyla anlattım ki aynı ayrıntılara şimdi burada girsem yani bütün programı ben alır götürürüm, size konuşacak bir şey kalmaz. Bunları daha sonra bir başka programda ayrıntılarıyla konuşuruz. Yani paranın nasıl üretildiğini ben kısaca özetleyeyim. Üç tane önemli teori var ortalıkta. Daha doğrusu teori değil de açıklama var. Bir tanesi bankalar aracılardır derler. Diğeri bankalar bir yerlerden gelen parayı çarparak büyütürler der. Üçüncüsü de bankalar parayı borç vererek var ederler, üretirler açıklaması. Evet. Ve gözüktüğü kadarıyla da bu açıklamalardan üçüncüsü doğru olan açıklama. Diğer ikisi sorunlu. Özellikle birincisi, yani bankaların aracı olduğunu iddia eden teori, bankalarla banka olmayan kurum, finansal kurumlar arasında hiçbir ayrılık gözetmez. Dolayısıyla ortalıkta bir tane finansal sistem vardır. Bankalar da dairemel olmak üzere banka olmayan finansal kurumlarla birlikte o finansal sistem aracıdır. Bir yerlerde tasarruf sahipleri vardır. O tasarruf sahiplerinden topladığı paraları kredi olarak üreticilere ve tüketicilere aktarır. Arada da işte buraya belli bir faiz ödüyorsa öbür tarafa da, yani bu krediyi aktarırken biraz daha fazla faiz ödüyor. Aradaki farkı da cebine indirir. Yani sunduğu hizmet karşılığında kendisinde kendi saklar, karını da öyle yapar. Bir şey yani bu ne demek? Tasarruflar gerekiyor bu işin gerçekleşmesi için, ama bu üçüncü açıklama, paranın bankalar tarafından borç verilerek yeni miktarlarda, yani eskiden var olan paranın değil de yeni para üretilerek kredi verildiği söylediğinden dolayı bu tasarruflara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Yani tanımı gereği diyorsunuz. Açalım tanım bunu. Falan değil. İzleyicilerimize hayır. Şöyle bir şey, ya parayı verdiğiniz anda tasarruf denen şeyi iptal edip parayı öne geçiriyorsunuz. Yok, tasarruflar zaten var, orada duruyorlar. Yani Ahmet de anlattı ya, yani şimdi bu memlekette aşağı yukarı 1.6 trilyon liralık mevduat var, toplam mevduatlar. Türkiye'de 1.6 trilyon. 128 bin tanesinin büyüklüğü 1 milyon liranın üzerinde. Ve bu 1 milyon liranın üzerindeki bu 128 bin tane mevduatta toplam mevduatların yarısından fazla. Bu tasarruf tabii ki. O da orantılı değil tabii. Ama Ahmet'in dediği gibi bu tasarruflar üretimi fonlamak amacıyla kullanılmıyor. Çünkü bu tasarruflarla metal üretip o metalları, yani hizmet de dahil olmak üzere, hizmet de metal yani, hani yeniden paraya çevirdiğindeki getiri, bankada tutup üzerine faiz aldığındaki getiriden daha düşük olduğundan dolayı harcamıyorlar arkadaşlarımız. Nasıl? Yatırım yapmıyorlar. Dolayısıyla tasarruf olarak Şimdi bir takım bakanlarımız falan çıkıp tasarruflarımız yetersiz falan diyorlar. Ortalama da yani. Türk toplumu tasarruf etmeyen bir toplum falan filan. Ama bu Türkiye'de tasarruf olmadığı anlamına gelmiyor ki. Acayip büyük tasarruflar var. Yani tasarrufların doğru dağıtılmadığı anlamına. Neyse burayı geçelim şimdi. Özetlersek daha sonra ayrıntılarını açıklayacağım şekilde bankalar parayı borç olarak, borç vererek yaratıyorlar. Borç verirlerken yeni para yaratıyorlar. Zaten para arzı da bu nedenle büyüyor. Bankaların borç vermeleri nedeniyle. Ve bu Ahmet'in anlattığı bu sermayenin, daha doğrusu paranın metalinin de tekrar paraya dönüşmesinin zorlaştığı dönemlerde bankalar daha çok borç verebilmek amacıyla bankacılık düzenlemelerini de zorlamaya başlarlar ve bu bankacılık düzenlemelerinin gevşemeleri yönünde taleplerde bulunurlar. Deregülasyon adı altında değil mi? Şimdi bu klasik şeyde neoliberal deregülasyon şaşala söylenir. Tabii yani. Asya Kalkınma Bankası toplantılarında izler. Deregülasyon. Efendim her şeyi reform edeceğiz. Tabii sadece öyle durmuyor. Yani insanlarımıza bunu anlatalım. Ne olur. Yani bunun üstünde duruyorum. Bir arada ben girersem. Şimdi ben onun için izleyicimize bunu anlatmak için. Şimdi sevgili izleyiciler, Sabri Hoca diyor ki, bunu anlatmak, çevirmek zorundayız.
Efendim diyor, bankalar ve işte bütün egemen iktisatçılar, efendim tasarruf edemediğimiz için Türkiye kalkınamıyor. İşte bir türlü tasarruflarımızı bir arttırsak, var ya bir arttırsak, biz aslında üretimi, finansı falan her şeyi, hatta ticareti, hizmeti falan, ihracatımızı, ama sen böyle diyor ki hayır, bu iş böyle değil. E tabi bankalar eğer parayı borç vererek üretiyorlarsa, ürettikleri parayla üretimi de fonlu, kendi ürettikleri parayla, yeni ürettikleri parayla üretimi fonlamaya da fonlayıversinler. Yaparlar yani. Peki aslında, neden yapılmıyor sistemi olarak işte, onu soralım. Onu da anlattık işte. Yani evet. Şimdi üreticilere bu kredileri verdiklerinde, o üreticiler yaptıkları eylemler sonucunda parayı arttıramayacaklarından dolayı, ekonomik daralmadan ya da sıkıntılardan dolayı onlara vereceklerine, spekülatörlere ve tüketicilere verip, ta ki bir gün onlar borçlarını ödeyemez hale gelene kadar onlardan faiz ödeyecekler. Yani diyor, evet. Orada bir garanti var. Ama üreticilere verirlerse, üreticiler de geri dönmeme riski verirlerse, geri dönmeme riski olduğundan dolayı onlara vermiyorlar. Yani evet. Bir yandan tasarruf sahipleri aynı korkudan dolayı ellerindeki parayı üretim için harcamazken, bir yandan da bankalar üretimi fonlamak yerine spekülasyonu ve tüketimi fonluyorlar. Aslında ben bir söz alalım. Tabii, lütfen lütfen. Hayat doğal olarak gidebiliriz yani. Evet. Senin söylediğin o deregülasyonun tarihsel önemini vurgulamak lazım. Şimdi bu deregülasyon dediğin zaman Sabri Hoca'nın, Sabri'nin söylediğinde de şu çıkıyor. Bankaların düzenlenmesinin gevşetilmesi, kuralların gevşetilmesine dedik. Böylelikle daha çok borç verecekler, daha çok para yaratacaklar ve özellikle depresyon ve bunalım, buhran dönemlerinde bunu spekülatif amaçlı faaliyetleri ya da tüketim faaliyetlemek için kullanacaklar. Ama o kadar da kolay değil o deregülasyon. Bu siyasi bir mücadelenin sonunda oluyor. Evet. Şimdi tarihsel olarak. Yani, lütfen anlat. Tamam, böyle Amerika'da bu işin başlangıçları 1960'lara gidiyor. Bu ortaya mevduat sertifikalarının çıktığı dönemler ki 1962-63 falan, o tarihlerden bir adamlar bastırıyorlar. Evet. 1970'lerden sonra iyice güçlendikten sonra işte 1980'lerde 81'lerde işte zaten falan neoliberalizm dediğimiz süreç başlıyor. 80'li yıllarda. Evet. Ama 1900 değil mi? Sorry, 99 yılında Bill Clinton'la bir yasa geçiriyor. 1930'da Roosevelt'in çıkartmış olduğu, bankaları sıkı denetim altında tutan, yani spekülatif faaliyetlerden bir nebze olsun kontrol eden yasalar tamamen ortadan çıkıp bankalar bize denetimsiz bırakılıyor. Şimdi onu özetleyelim. Hani sen dedin ya, birinci büyük bunalım, ikinci büyük bunalım, belki şu anda yaşadığımızda üçüncü büyük bunalım, onu henüz bilmiyoruz. Daha doğrusu ileride tarihçilerin bugüne ne diyeceklerini bilmiyoruz. En azından biz içinden geçerken diyemiyoruz, sonrakiler diyecektir diyorsun. Bence diyecekler ama onu bir kenara koyalım. Biz demeyelim. Kişisel. Yani o kadar yaşarsam göreceğim deyip demeyeceklerini de. Şimdi o ikinci büyük bunalımda Roosevelt başa gelip de bu ekonomi böyle çalışmıyor, başka tür şekilde düzenlenmeli deyip bir takım reformlar yaparlarken, Ahmet daha sonra o konuda New Deal'ı değil mi? Gelecek zaten. Ona daha sonra gelelim de, o tarihlerde bir finansal düzenleme yasası çıktı. Bu Glass-Steagall'dır o yasanın adı. Sanırım 1932 mi? Tam şimdi yılını hatırlamıyorum. Galiba 33. Hani demiştim ya, bankalarla bank olmayan finansal kurumları birbirlerinden ayırmak icap eder. Çünkü bankalar bank olmayan finansal kurumlardan farklı bir şey yapıyorlar. Onlar para üretiyorlar. Öbürleri de kendi paralarıyla ya da birilerinden topladıkları paralarla bir takım spekülasyonlar falan yapıyorlar. Hatta işi daha da götürüp bu saadet zincirleri kurup ondan sonra hani böyle İskambil'den kuyeler falan yapıyorsun ya. En tepeye bir tane İskambil kağıdı koduğunda kütüye kule yıkılıyor, ona Ponzi. Ponzi şeması dediğimiz. Anlatalım lütfen onları da, çünkü biz seni biliyoruz ama yani izleyicilerimiz bilmiyorlar. Bunu bence hızlı geçmeyelim. Geçmeyelim ama parayı ve finansal krizleri ve bunların yarattığı inanılmaz yıkıcı sonuçları bir sonraki programımıza bırakalım. Şimdi biz kapitalizmde geri gidelim. Tamam yani. Ve banka, yani anladığım kadarıyla şuraya geldik Sabri Hoca'nın da söyledikleriyle. Şöyle ki, eğer bankaların düzenleyen kurumlar
bugün itibariyle Türkiye'de düşünecek olursunuz, evet. Merkez Bankası ve BDDK, bunlar kuralları gevşetmeye başlarlarsa bankalarda parayı borçlu ne olur ve belki birazdan tartışırız. Bunlar finansal sistemde istikrarsızlıkla sonuçlanıyor. Evet, finansal krizlere yol açıyor. Normal, çünkü siz bu düzensizleştirmeler sonrasında para üretme hızınızı borç vererek arttırsınız. Borçları da arttırıyorsunuz. Bu öte yandan hem üreticilerin hem de ücretlilerin gelirleri aynı miktarda borçlarla aynı hızda artmadığından bir süre sonra o borçlar ödenemez hale geliyor. Ve sonunda bankacılık sisteminde krizler çıkıyor. Zaten bu bunalım dönemlerini genellikle tetikliyor. Yani aslında tersi de olabilir. Önce reel ekonomide problem çıkar, sonra bankacılık sisteminde problem çıkar, ama bazen de önce bankacılık sisteminde ve finansal sistemde günümüzde problem daha çok onlar, evet, çıkar, ondan sonra reel ekonomiye bu yansır. O da olabilir. İşte bu düzensizleştirmeler bunun en sonuncusu. En önemlisi 1999'da Clinton döneminde çıkarılan bir yasa. Bu demiştim ya, ikinci büyük bunalım sırasında çıkarılmış olan neydi onun adı ya, Glass-Steagall yasasını iptal eden Gramm-Leach-Bliley yasası 1999'da iyice ortalığı düzensizleştirirdi. Banka olmayan finansal kurumlarla bankaların bir araya gelmelerini yasallaştırdı. Bu ne demektir? Bunlar bir araya geldiklerinde patlatırlar. Banka olmayan finansal kurumlar gibi bankalar da artık rahatlıkla spekülasyon işine girebiliyorlar. Evet, burada zaten şey, en güzel örneği de bir dakika şu örneği de vereyim ya. Gerçi bu 1999'da geçirilmiş bir yasa, ama bir bakıyorsun olaya, Citigroup diye bir grup kuruldu. Bu Travelers diye bir sigorta şirketi bir sürü değişik kurumu alıp sonunda City grubu kurdu. O içinde her bir şey var. İşte biz bir dükkandan gidip bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacağız diye bizim müşteriler bizden istiyorlar. Çapraz bir iddiayla sigortayı, ondan sonra yatırım bankacılığını, ondan sonra ne bileyim para yöneticiliğini ve bildiğimiz bankacılığı falan hepsini bir araya getirdiler. Böyle kocaman. Evet. Zaten krizde göçen neredeyse göçecekti de kurtardılar. Ayrıca en büyük kurumlardan bir tanesi de Citigroup oldu yani. Evet. Onu kurtardı sigorta şirketi. Onlara geçeceğiz. Temerrüt takaslarını nasıl kurtardılar falan. Şimdi şey var şimdi. Burada bir son bir kez daha özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi burada bir duralım. Bir konu söyle. Bizim vatandaşımız da ilgilendiriyor. Konuyu biraz oraya getirelim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bakın burada şimdi mesela bizdeki son davranışı da ben bu söylenen şeyi izah etmek istiyorum. Şimdi sıkışınca siyasetçi ne diyor? Yani Türkiye'yi yöneten ne diyor? Yönetenler. Efendim faizleri düşürün. Değil mi? Daha çok borçlanın diyor. Ama bir taraftan da bankalara diyor ki bak sen fazla kazanıyorsun diyor. Şimdi bu iki ara derede bir üretilmiş çözüm yani. Konuyu zıplattım ama biraz da hani yani vatandaşımıza da ama istersen ben şimdi bugün tartışmamızın alt başlığına da biraz girmeye yönelik bir adım atayım. Onlara da gireceğiz sonra. Gireceğiz zaten faiz meseleleri, para politikaları, finansal sektörün düzenlenmesi daha sonraki programlarda da çok konuşulacak kaçınılmaz olarak. Ama şimdi şunu söyleyeyim. Bu bir şey diyeceksin ama pardon mu? Yarın biz de onu kestik. Ben kestim sözünü yani. Kapitalizm bitiyor mu? Sonuna mı geldi? Yerine ne geliyor? Şimdi kapitalizmin bitip bitmediği tartışılır. Defalarca bu soru sorulmuş dedik. Ama kapitalizm de kendi için de monolitik, değişmez bir yapı değil. Evet. Bu her bir dönüşümde kurumsal devrimlerle yapısal değişikliklere uğruyor tabii. Ha? Şimdi bence bu sene yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuzun işaretleri... Soruyu değiştirelim mi o zaman? Söyle değiştir. Böyle ya. Günümüz şimdiki kapitalizm, bildiğimiz kapitalizmin sonuna mı geldik? Bence Wallerstein'e at sen, evet, tamam. Sözü değiştiriyoruz. Doğru çok, mu? Çok akıllıca bir soru oldu. Siz öyle çok güzel. Üstad öyle gel, biz oradan gidelim. Bildiğimiz, neyse o bildiğimiz, onu da tanımlayacağız ama neoliberalizm dediğimiz, ben ona katılmayacağım, birazdan göreceksiniz. Evet, biliyorum. Onu lafının yanlış olduğunu söyleyeceğim. Tabii Hoca da öyle düşünüyor galiba değil mi? Neoliberalizm ayrımında. Yani tabii ki bir dönemi adlandırmak için artık kabul görmüş, kullanılıyor ve bir takım gerçeklikle kurduğu bağlar var ama daha açıklayıcı, daha bilimsel bir kavram kullanacağım seyircilerimiz için. İçinden geçmekte olduğumuz kapitalizmin yapısını özellikle tanımlayan. Şimdi şöyle, bu sene birçok işaret vardı artık bildiğimiz, içinden geçtiğimiz kapitalizmin sonunun gelmekte olduğuna. Evet. Neydi o?
Bu Birleşmiş Milletler'in UNCTAD denir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı denen bir kuruluşu var. Evet. Bu kuruluş bizim bir yükselmekte olan ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler gözünden dünya ekonomisi, küresel ekonomide bakıp gelişmeleri inceler evet. ve değerlendirmelerde bulunur. Sabri Hoca orada siz çalıştınız değil mi? Tabii. Cenevre'de, İsviçre'de. Dolayısıyla iyi bir yer yani çalışmak. Hayır siz söylemezsiniz böyle şey. Başkaları olsa hemen önceden söylerler. Yok, siz o raporu yazan ben, arkadaşlar evet. beraber çalıştığım evet. insanlar çok evet. tanıyorum. Şimdi bu kıymetli de raporlar yazıyorlar çok. Değil mi her yıl o değil mi? Evet. Buna şey evet. ticaret ve kalkınma raporları. Raporlar 2017 evet. raporunun başlığı kemer sıkmanın sonrası ya da ötesi geçiyoruz kemer sıkmayı bitiriyoruz. Hı. Alt başlık çok önemli. Hı. Ne diyor alt başlık biliyor musunuz? Küresel bir yeni sözleşmeye doğru. Şimdi iktisat tarihiyle evet. ilgilenenlerin yakinen bildiği bir kavram bu yeni sözleşme. Evet. İngilizcesi de New Deal. Evet. Az önce sizin zikrettiğiniz de Roosevelt. Roosevelt'in bu 1929 falan değil mi? Tabii. İşte o benim sözünü ettiğim reformlar da o tarihte Roosevelt'in adına yeni çıkın. Sözleşme evet. dediği, koyduğu adını yeni sözleşme koyduğu. O programın parçasıdır. Evet, düşünebiliyor musunuz? Bugün Birleşmiş Milletler'in çok ciddi bir iktisadi araştırma birimi dünyaya şöyle sesleniyor. Zaman geldi artık yeni bir yeni sözleşmeye evet. girişmemiz lazım diyor. Ve bunu küresel düzeyde yapmalıyız diyor. Neredeyse 90 yıl sonra. Değil mi? Evet çok güzel. Şimdi burada benim söyleyeceğim şey şu. Hatırlatacağım şey. Bu efsanevi başkan Roosevelt'in bir sözü var. Evet. Bunu ben derslerimde çocuklara, öğrencilere, arkadaşlarıma gösteriyorum. Evet aslında şeyde biz bulacaktık ama bir dahaki yani programda bize sözümüz olsun onu bulalım. Evet. Ne der? Yemin töreni. Geçenlerde Trump da yaptı onu. Orada işsizlik ve yoksulluk içinde kıvranan halkına seslenirken evet. izin ister kibar bir şekilde başkanlık yemin töreni konuşmasında ve yeni sözleşmenin neyi hedeflediğini en genel anlamda ifade eder. Şöyle der, her şeyden önce izin verirseniz belirtmeliyim ki korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir. Evet. Bir de çok kötü bir dönem onu da değil mi? O işte şirketler batmış, intiharlar var onu öyle de zikredelim. Daha bir daha sizden alacağım. Washington'da başkentte gaziler bunlara söz verilen ödemeler yapılmadığı için ayaklanmışlar. Savaş gazileri. Savaş gazileri oraya gelmişler. Aynen bizim işte meydanlara şu anda inen bu tarihteki insanlar evet. gibi Washington'ın meydanını ele geçirmişler yani, ve bunun arkasından geliyor. Pek olmayan bir şekilde. Tabii, o çok enteresan bir tarih ama Roosevelt ne yaptığını biliyor. Evet. Yeni sözleşme ya bu sözü söyleyebilmek için ne yaptığınızı biliyor olmanız lazım. Evet. Ha, çok ciddi bir politik proje bu. Ve bunu, bir daha baştan alırsanız kusura bakmayın. Ben orada sözü geldim. Mü? Evet. Söz şu. Her şeyden önce izin verirseniz belirtmeliyim ki korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir. Evet. Artık korkmayacağız demeye getiriyor. Evet. Korkmayın. Ama bunu boş boş söylemiyor. Evet. Bu arkada, retorik bir belagat değil diyorsun. Değil. Evet. Arkada çok büyük bir yapısal dönüşüm hedeflenen program var ve bunun 3R denen 3 ayağı var. Evet. Şimdi seyircilerimiz mazur görürse Türkçe çevirmeden önce İngilizcesini evet, soracağım. Lütfen, İngilizce'de lütfen, evet. 3R şöyle relief, recovery ve reform. Evet. Şimdi birinci R yani relief yardım demek. Yardım evet. Ha, burada yoksullaşmış, gelirleri düştüğü, maliyetler arttığı için artık üretim yapamaz hale gelmiş çiftçiler, yıllardır cebine tek kuruş girmeyen işçiler, bunların çoğu hayırseverlik kuruluşlarından aldığı yardımlarla yaşıyor. Hı. Ya da işte halk mutfaklarına gidiyor, yiyor, çöplerden topluyor. Bu milyonlarca emekçi dinleyiciler arasında var, gençler var. Çocuklar var, okul çağında olup okuluna gidemiyor, aileye biraz para kazansın yani. Diye sokaklarda dolanıyor. Sağlık hizmeti alamayanlar falan, sakat kalanlar. Artık yani tamamen yani bugünkü koşullarla tabii kıyaslanamaz. Daha kapitalizmin daha önce aşamaları. Daha sert dönemleri. Çok daha sert tabii yani. O üretici güçler dediğimiz evet. şeyler çok daha geridir evet. düzeyde. Dolayısıyla şunu söylüyor, korkmayın. Biz devlet olarak, ben başkanınız olarak size yardım elini uzatıyorum diyor. Önce yardımı koyuyor. Önce yardımı koyuyor. Yani tesadüf değil değil mi? Bu üyelerin sıralaması da böyle. Önce yardım. Meta alamıyorlar. Demiştik ya kapitalizm meta almadan olmaz. Bu alamıyorlar ben vereceğim diyor. İkincisi ve bunu da altını çizdim. Bugüne çok benziyor
Tabii. O yüzden oturup düşünmemiz lazım. UNCTAD boşuna bu yeni sözleşmeye gidelim demiyor. Evet. Yaptığı araştırma onu söylüyor. Verdiği referansın bir karşılığı var diyorsun. Var tabii ki İskender. İkinci recovery iktisat bir terimidir ve ekonomik canlanmayı ifade evet. eder. Bir tür nekaetten çıkış değil mi? Nekaet evet. sonrası dönem. Evet. Ve der ki hani ben size yardım edeceğim ama asıl sorun kalıcı bir refahın sağlanmasıdır. Bunun için de öyle büyük bütçe açıkları vereceğim. Öyle büyük harcamalar yapacağım, öyle büyük kamu yatırımlarına gireceğim ki bunun arkasından umuyorum yarattığım istihdam, gelir artışı, ekonomiye bir itme, itki verilecek. Bununla birlikte özel sektör girişimleri de canlanacak ve piyasa tekrar evet. şenlenecek diyor. Evet. İkinci R'ye geleceğiz. Sabri Hoca'nın anlattığı reform, hı-hı. yani bankaların... denetlenmeye başlanması, sıkılaştırılması ve Glass-Steagall Act aslında bu. Spekülasyon yerine üretimi yani, fonlamaya yatırım bankacılığına çok ciddi sınırlamalar vardı. Getiriyor. Detayda ben programı görmüştüm. Ya da Sabri Hoca'nın tam söylediğiyle ifade edersek bankalarla banka olmayan finansal kuruluşları iki ayrı olarak ayırıp evet. spekülasyonun önüne engeller koyup bankaları tüketimi ve küçük tüketicileri fonlayacak üreticileri ama büyük yatırımları da sadece fiziksel yatırımların, üretim yatırımlarını fonlayacak şekilde yatırım bankalarına bırakıyor. Evet. Ama burada bir şey daha var. Hazineyi eline alıyor. Hazinede açık bütçe. Efendim enflasyon olacakmış falan diye korkmuyor. Zaten deflasyonist bir durum. Evet, tamam. Evet. Dolayısıyla tarihinde, Amerika'nın tarihindeki en büyük borçlanmayı yapıyor. Hükümet burada bir parantez açalım. Meraklıları da buradan şey gönderelim, haber gönderelim. Bugün Çin aynı şeyi yapıyor diyelim. Çin'i tartışacağımız evet. zaman buraya gelmiş oluruz. Şimdi benim söylemekle bitireceğim şey şu. Yeni sözleşme aslında eski sözleşmenin iptali. Kimle yapılmış eski sözleşme? Spekülatör, tekelci, rantiye kesimle yapılmış. Bunu iptal ettim diyor. Kimle yeni sözleşme yapıyorum diyor. Üretken kesimle diyor. Yeni sözleşme yapıyorum. İşçiyle, emekçiyle yeni sözleşme yapıyorum. Küçük esnafla, küçük üreticiyle yeni sözleşme yapıyorum. UNCTAD'ın yeni şeyinde bu detay var mı? Var. Küçük diye. Aynen. Bizim kullandığımız netlikte olmasa da o bir bilimsel ya, birkaç dakika var. Onu bir tekrar Sabri Hoca'ya. Ekleyeyim. Yalnızca UNCTAD değil ya da UNCTAD. 2-3 dakikamız var. Mesela Avrupa'da demokrasi hareketi diye bir hareket çıktı ortalıkta. Bunlar da Avrupa için bir... Yanis Varoufakis falan var değil mi orada? O Yanis evet. Varoufakis'in de içinde olduğu evet. Grup bu. Onlar da Avrupa için bir yeni sözleşme önerisi yaptılar galiba geçen evet, yıl. Evet. Bunun dışında geçtiğimiz Amerikan seçimlerinde Bernie Sanders diye bir adam çıktı ortalığa. Gerçi sonunda ayağını kaydırdılar, başarılı olamadı ama. Delege seçiminde. İmparatorluğun içinden çıktığı için. Süper delege meselesi. Ama onun anlattığı da Roosevelt'in yeni anlattıkları da Roosevelt'in ya da yapacağım evet. dediği şeyler de Roosevelt'in o tarihlerdeki yeni sözleşmede yapacağım dediği şeylere çok benziyordu. Daha da önemlisi ve benim beni çok heyecanlandıran bir başka durumda İngiltere'de İşçi Partisi'ndeki sola dönüş McDonnell evet. ve Corbyn'in evet. liderliğinde evet. onların yapacağız dedikleri şeylerde gene bu yeni sözleşme türü zaten bakarsanız UNCTAD'ın önerisine bu Avrupa için demokrasi hareketinin yeni sözleşme önerisine Bernie Sanders'ın dediklerine evet. ondan sonra Corbyn ve McDonnell'ın dediklerine hepsi McDonnell insanlar bilmez, hocamız sever onu biliyorum. Jeremy Corbyn'in iktisadi teorisyenidir. Değil mi? Gölge kabinesinde adam eylemcidir. Gölge Maliye Bakanı. Maliye Bakanı olup evet. aslında evet. Corbyn değil o lider olacaktı da eskiden finans sermayeyi kızdırıcı şeyler söylediğinden evet. dolayı. Senin gönlün onda, onu biliyorsun. Yani Corbyn sessiz bir adam olduğundan evet. tehlikesiz evet. görünür diye onu evet. aslında öyle mi? Öyle mi diyorsun? Yok, yani bence eskiden, yalnız ben şurada evet. şunu da ekleyeyim, Sabri de evet. katılacaktır. Başka bir düzlemde tartıştığımızda her ne kadar bu ne diyelim yüce girişimler bu hakikaten büyük ölçüde teorik olarak içinden geçtiğimiz süreci doğru değerlendirip analiz edip doğru işaretler evet. veren çalışmaların bir tek sorgulanacağı şey. Acaba hakikaten 1930'larda uygulanan yeni sözleşmeyi yeniden bugün devreye soksak, bugün içinden geçtiğimiz kapitalizm bir yana genel olarak kapitalizmi kurtarabilir miyiz sorusu
ayrı bir sorudur. Bu yeni sözleşme, biz bu mesajı vermeyelim seyircilerimize. Yeni sözleşme gelirse kapitalizm kurtulur demiyoruz. Biz sadece şunu söyleyelim. Akademik duyarlılığınız ve şeyiniz gereği onu diyorsunuz ki ya bu tamam. Şu önemli ama. Bu bizim bu programda tamam bir ilk planı bitiriyoruz. Son lafı ne olur işaret ediyorlar. Devam edeceğiz. Son şey buydu yani. Bu önerilen yeni sözleşme günümüz kapitalizmi çözecek. Burada bırakıyoruz. Sözler mi çözmez mi? Biz yani onlar da bilmiyor. Görmek lazım. Evet. Onun için bir sihirbaza gitmek gerekir. Belki o ayrı bir konu. Devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Kısa bir aradan sonra. Şu yaşıma kadar ne mekik çektim ne de şınav. Bir gün Dijitürk ailenin yıldızı paketi aldım. Komedi gırla gülüyorum. Gülmekten yerlere yatıyorum. Karnım ağrılar geliyor. Bir gün bir baktım. Sonuç bu. Baklava. Gülmekten kara kası yapmışım. O günden beri her yere güle güle gidiyorum. Dijitürk'ten inanılmaz paket. Ailenin yıldızı. Yüzünüzü güldürecek diziler, filmler, belgesel ve çocuk kanalları. Premier Lig ayda sadece 20 lira. Hemen arayın, kahkaha dolu Türk filmlerini ve Süper Lig maçlarını bir ay hediye edelim. İnanılmaz haberler devam edecek. Dijitürk'te gelecek, devamı gelecek. Tabii ki bir darbe var, başka bir darbe işliyor. Bir bölgeler ortaya konu. Dur, bana dede diyor. Yanlış bilinen dini öğretiler, bilime aykırı iddialar, toplumun kalıplaşmış yargıları ve öğrenilmiş çaresizlikler. Hepsi konusunda uzman isimlerle yüzleşmede irdeleniyor. Allah'tan rol çalıyorlar. Din adına öyle yanlış bilgiler, öyle eksik şeyler var ki İblis hiçbir zaman Allah'la bu kadar uzun konuşamamıştır. Bu işte bir yanlışlık var. Kur'an'ın önündeki engel olan şeytanlar bugün yok mu? Belediye hizmet kalmıyor neredeyse. Yani insanlar böyle bununa kadar gelmiş, böyle çıldırma noktasına gelmiş. Ramazan Koyuncu'nun hazırlayıp sunduğu Yüzleşme yarın saat 22'de canlı yayınla Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Evet sevgili seyirciler, ilk bölümü gayet hızlı ve derinlikli geçirdiğimiz Aslı Aslı programının ikinci bölümüne devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu programda biz Türkiye'de hiç konuşulmayan, kimsenin konuşmadığı, konuşmaya yeltenmediği, cesaret edemediği veya pek de konuşmak istemediği şeyleri konuşuyoruz. Böylelikle bir görev, bir fonksiyon ifa ettiğimizi düşünerek devam ediyoruz. Konuklarımız Profesör sevgili Ahmet Öncü ve Doktor Sabri Öncü ile en son kaldığımız yerde biliyorsunuz tam nerede kalmıştık diye bir hatırlayalım izninizle. Belki yeni açanlarımız vardır. Efendim dedik ki 1919'da, 1929'da Roosevelt'in kapitalist sistemin bu finansal balonlarla çökmesi ve depresyona girmesi, krize girmesi sonrası oluşturduğu bu yeni, yani New Deal tabir edilen şey, bugünkü kapitalist İzminde artık çöküp çökmesi ve yok olması aşamasıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yeni bir sözleşmeye gerek var mı yok mu noktasında kalmıştık. İkinci şeyde kaldığımız yerden sizden devam edelim. Telefonda da bir konuğumuz olacak. Bilmiyorum şu anda hazır mı değil mi? Evet. İsterseniz önce konuğumuzu alalım. Sizin de çok sevdiğiniz, birlikte düşündüğümüz, bu programındaki yere konuk ettiğimiz sevgili Atilla Yeşilada da şu anda telefon konuğumuz. Efendim iyi akşamlar. İskender Bey, iyi akşamlar diliyorum. Bütün izleyicilerimize mutlu yıllar diliyorum. Sağ olun. Daha önce sizi de burada ağırladık. Her zaman bizle birliktesiniz. İki sevgili dostumuz, sizin de dostunuz. Onlara da hürmetlerim sunuyorum. Evet, Ahmet Öncü ve Sabri Öncü. Biz ilk bölümde şöyle bir noktaya geldik. Size kısaca anlatalım isterseniz. Siz de biliyorsunuz da artık bu konuları da hep düşündüğümüz için. Kapitalizmin bir ciddi depresyona girdiğini, bu yeni bildiğimiz kapitalizmin bir ciddi depresyona girdiğini ve bunun için de tıpkı 1929
1929'daki gibi bir New Deal'la, bir yeni sözleşmeyle, bir takım şeylerin sınırlandığı, her şeyin böyle deregüle edilmediği, kamunun ve işte eşitlik, adalet gibi bir takım temel kavramların yeniden devreye girdiği bir sistem olup olamayacağı üzerine konuşuyorduk. Sevgili dostlarımız UNCTAD'ın bu çağrısını yenilediler. Sizler neler diyorsunuz efendim? Hem çok deneyimli hem de muhalif bir ekonomist olarak ne diyorsunuz sevgili dostumuz? Bir de sizi dinleyelim istedik. Valla tabii kapitalizmin sonu gelmesini samimiyetle arzu ederim. Daha adil bir sistem ve dünya ülkelerinin bir araya gelerek, işte UNCTAD'ın bahsettiği gibi, aslında IMF de yavaş yavaş buna değiniyor. Yani dünyada ulusüstü kurumların genel olarak gelir dağılımındaki bu bozulmayla sosyal sistem ve demokrasinin birlikte yürümeyeceğine dair bir konsensüs oluşmaya başladı. Tekrarlanıyor. Danny Roderick, yine Türk bir abimiz, ekonomist abimiz, dünyanın en önde gelen ekonomistlerinden biri. Evet. Globalleşmenin böyle gidemeyeceğini, emek sınıfına özellikle büyük zarar verdiğini ve şu anda işte Amerika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde gördüğümüz yabancı düşmanlığı vesaire, evet, bir sürü marazi olaya sebebiyet verdiğini de söyler. Bütün bunlar gerçek, ancak pratik olmak gerekirse bir kapitalizm henüz batmıyor. Aksine bence önümüzdeki 2-3 yıl dünya ekonomisindeki canlanmadan yeniden bir nefes kazanacak. İkincisi, bu tip bir sosyal kontratın ben ortaya çıkabileceğine inanmıyorum. Şu anda çok kutuplu ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Uzlaşma belirtileri yok. Hı hı. Ülkeler içinde de açıkçası en azından Amerika'da böyle bir sözleşmenin ortaya çıkabileceğine inanmıyorum. Evet. Zaten benim de... Bizim de oraya geleceğiz Atilla. Çok önemli bir noktaya parmak basıyorsun. Sizin de sorularınız varsa lütfen... Ben şunu söyleyeyim. Baştan hadi söyleyeyim ben söyleyeceğimi de. Neoliberalizmin yanlış bir tabir olduğunu söyledim ben. Birazdan Japon önemli felsefeci, tarihçi, iktisatçı Kojin Karatani'ye referansla şunu söyleyeceğim. 1990'dan itibaren dünya emperyalist kapitalizme girmiştir diyor. Bunun ne demek olduğunu birazdan açacağım. Dolayısıyla Atilla'nın bahsettiği, şu anda devletler arasında ve o devletlere içkin olarak bulunan şirketler arasındaki rekabet dönemin özelliğinden dolayı o kadar şiddetli ki, evet, ben demin de söylemiştim sana, kim çıkacaktı Allah aşkına insanlığı bir araya getirecek, bu büyük siyasi projeyi, büyük siyasi dönüşümü yapacak? Amerikalılarla Ruslar bir araya gelip oturacaklar mı? Ruslarla Çinliler bir araya gelip Amerika'ya karşı bir solukta kendi güçlerini dayatıp yeni sözleşmeyi gündeme mi getirecekler? Evet. Bu bir hayal zaten. Ben de zaten söylediğimiz de oydu. Yeni sözleşme olabilir mi? Birinci soru bu. Bu mevcut koşullar, evet, altında. Emperyalizmin varlığında zaten mümkün değil. Eğer o aşılsa bile yeni sözleşmeyi getirirseniz, evet, kapitalizmin birikmiş sorunlarını yeni sözleşme çerçevesi içerisinde çözer misiniz, çözemez misiniz? Bu da belli. Bu bir sistemik İkinci kriz. İkinci soru da o diyorsunuz. Evet. İkinci soru o. Yani bir zaten dakika, doktor sen ve siz de bir şeyler söylemek isterseniz. Şunu şunu diyecektim de. Söz vereceğiz. İlk bölümün sonunda söylemeye çalıştım ama söyleyemedim. Bitirmek zorunda kaldığımızdan. Bu yeni sözleşme önerilerinin ortaya çıkışı böyle çok sevinilecek bir şey değil. Tam tersine bunlar ortaya çıktığından ortalıkta ciddi sorunlar olduğunu anlaşılmaya başlıyor. Ölçme işareti, evet. O anlamda bu öneriler ortaya çıktı da aman ne güzel şimdi uygulamaya konulacaklar da ondan sonra bu problemler çözülecek falan gibi bir yanlış anlaşılmaya neden olmayalım. Onu demek istiyorum. Evet. Zaten bunlar göstergedir ben, yani. Ben yaptım değil mi? Açık. Eğer çok böyle, güzel. Evet. Eğer böyle öneriler ortalıkta varsa demek ki bir sorun da vardır. Evet. Üç konuğumuz da değil mi? Sevgili Atilla Yeşilada da öyle. Bu konuda anlaştık. Evet. Ne diyorsunuz Sayın Yeşilada? Sizin biraz daha düşünün. Yani bir kere dünya ekonomisinin gelişimi bir proje değil. Yani kapitalizm diğer modellerle rekabet içinde öne çıktı. Çünkü diğer modellerin yürümediğini gördük. Ve şu anda da her ne kadar ben şahsen kapitalizmi sevmesem de işte Winston Churchill dedi galiba, yanıldıysam düzeltin, daha iyisini de bulamıyoruz. Yani ortaya başka bir insanların ruhuyla ve eğilimleriyle uyumlu başka bir teorinin, başka bir ekonomik modelin çıkması ve uygulanması lazım. Hani bunu bir görelim de, evet, ondan sonra ancak
başarılı olup olmayacağına kadar. Böyle bir model yok yani. Çin'e bakıyorsunuz, yeniden faşizme dönüyor. Hindistan Budist gelenekten uzaklaşarak modernleşiyor. Şu anda dünyada kapitalizme bir rekabet yok, sonuç yok. Dolayısıyla öyle kısa vadede çökmesi de çok kolay değil. Yani buradan bir çıkış insanoğlunun değişmesi olabilir. Ve bunu da bir anlamda görüyoruz. Şu şekilde bir tüketim alışkanlıkları değişiyor. Yani daha çok sosyal medya ve deneyim tüketimine geçiyoruz. Yani o eskisi gibi pahalı arabalar, işte altın kolyeler yerine ne bileyim Peru'yu ziyaret etmeyi ya da felsefi tecrübeler yaşamayı öne çıkartıyor genç nesil. Mesela bu FANG dediğimiz yüksek teknoloji şirketlerinin sahiplerinin de çok daha hayırsever, mütevazi bir yaşam benimsediğini, o eski işte şişman kedi kapitalistler pek benzemediğini görürüz. Ama ağzında profuyla bank kapitalist modeli dolarları böyle yakan o artık pek göremiyoruz değil mi? Görsel herhalde o da linç edilir öyle yani, bir tepki görür yani. Değişim bu şekilde gerçekleşebilir. Kapitalist modeli temsil edenlerin bir savaşta yenilmesiyle gerçekleşebilir. Ama bunlar şu anda pratik değil. Bir de şu var yani ben daha çok bunu bir model ve tarihi tartışmadan çok pratik, yani bildiğim tarafını vurguluyorum. Türkiye'de stüdyodaki arkadaşları kastetmiyorum, bir yanlış anlama kesinlikle olmasın. Türkiye'de özellikle muhafazakar kesimde işte Batı medeniyetinin tükendiği, Batı ekonomisinin çöküşe geçtiğine dair bir algı var. Bir kere bu doğru değil. Yani biraz eğer verilere bakarsak, mesela bugün işte Aralık PMI yayınlandı. Dünya ekonomisinin son 7 yılın en parlak dönemini yaşadığını görürüz. Üstelik büyük finansal krizden bu yana yavaşlayan uluslararası ticaret yeniden canlanmaya başladı. Yani korumacılık yapmalar olarak dilyatta böyle bir şey olmuyor. Başka önemli bir şey oluyor. Çok uzun süredir durağan seyreden sabit sermaye yatırımlarında canlanma görüyoruz. Bunun çok önemli bir sonucu var. Eğer bu trend devam ederse yakında ücretler de yükselmeye başlayacak. Bu da mikro teorinin bize anlattığı bir şey. Evet. Bir dakika yani siz özünüzü kesiyorum. Kusura bakmayın. Bunların olması çok güç. Evet. Bunu birkaç cümle stüdyodaki konuklarımıza sormak istiyorum söylediklerinizi. Bu canlanmanın konusundaki bir... Sabri de devam edecektir. Birinci büyük buhrandan bahsetmiştik. 1873-1896. Orada büyük bir deflasyonist dalgaya girdi dünya. İşte arz fazlası oluştu. Fiyatlar düşmeye başladı. Ve bu beraberinde ekonomilerde dalgalanmalar yarattı. Ama bu süreç boyunca yani büyük buhran olarak adlandırılan dönemde ekonomiler büyümeye devam etti. Ya böyle parlak büyüme yılları var mı diyorsunuz? Evet, ama Atilla Eşe de onu söylüyor gerçi ama bu bir hani kalıcılık. Bir şey söyleyeceğim çok önemli. Bu sabit sermaye yatırımlarının nerelerde, coğrafi olarak nerelerde yoğunlaştığına bakmak lazım. İkincisi ticaretin hangi bölgeler arasında yoğunlaştığına bakmak lazım ki Atilla bakıyor. Ama bunu detaylı paylaştığımız için aramızda bilgileri, aramızdaki ilişkiden dolayı biliyorum, söylüyorum onu. Fakat şurası da açık ki giderek ticaret ve üretim ve üretim temelli yatırımlar Asya'ya doğru kayıyor. Zaten 2032 yılına gelindiğinde adı kondu artık. Öyle hesapla, böyle hesapla Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden daha büyük bir ekonomi olacak. Evet. Ve bu beraberinde çok ciddi jeopolitik dengeler sorununu gündeme getiriyor. Şunu söylemek İskender mümkün. Önümüzdeki dönem yükselen güçlerle daha önceki dönemin güçleri arasında bir tür bir hesaplaşma olacak. Gelecek dönemde seninle hegemonya sorununu tartışalım. Evet. Yani Amerika'nın dünya liderliği ne olacak? Çin lider olacak mı? Bunlar çok tartışmalı, çok boyutlu sorular. Girmeyelim burada. Fakat şunu söyleyelim. Baktığınız zaman şu anda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ama onunla eklemlenmiş olarak Avrupa Birliği Almanya'nın reel üretken bir ekonomi olma vasfını korumasına rağmen hatta bu sene bildiğim kadarıyla yanlışsa düzelsin arkadaşlar Çin'den daha büyük bir ihracat yapmış olmasına rağmen bunlar finansal olarak büyüyen ve finansal olarak spekülatif olarak genleşen. Öte taraftan spekülasyon tabii dönemin bütün ruhuna uygun olarak her yerde var ama Çin'de hala sabit sermaye yatırımları büyüyor. Ayrıca Çin'in gireriz yine 2,5 trilyon dolar
düzeyinde bir gelir akımı, bir parasal akım yaratacağı bu bildiğiniz yeni İpek Yolu projesi var ki evet. O bölgede. Bunlar hepsi aslında jeopolitik sorunlarla iç içe geçiyor. Şimdi sonuçta şu, dünya buhranından geçiyor olmak, ilk büyük buhranı unutacaksak, ekonominin, dünya ekonomisinin yavaşladığı anlamına gelmez. Bir, ikincisi evet. Dönem içerisinde büyümelerin olmayacağı anlamına gelmez. Ama bir şey Marx'ın söylediği bir şey geçerlidir. Bu dönemlerde kapitalizmin asıl kanunu olan fakirleşme büyük kitlesel boyutlara ulaşır. Evet, bunu olağan hali olan. Olağan halidir. Bunu istediği kadar büyüsün ekonomiler. Şu anda dünyada gelir bölüşümü korkunç boyutlarda bozulmuştur. Varlık bölüşümü korkunç boyutlarda bozulmuştur. Ayaklanmalar. İşte İran. Başka sen gelecek hafta tartışacaksın. İran'da neden çıktığını bilmediğimiz evet. Bu şeyin ekonomiden çıktı. Banker batıyor ve halk fakir. Yani yolsuzluk var. Şimdi evet. Birkaç tamam. Cümleyi Sami Hoca'dan alalım. Sonra şimdi, sevgili Yeşil Adı'ya tekrar sözü verip onu da Şimdi bu Atilla'nın dediği yaşanmakta olan büyüme konsensüs gibi duruyor. Bir sürü iktisatçı 2007'de başlamış olan krizin resmen 2017'de bittiğini ve 2018'den sonra düze çıkılacağını, en azından önümüzdeki 3-4 yıl bir ekonomik büyüme görüleceğini iddia ediyorlar ama 14 Aralık 2017 tarihinde Stephen Roach adlı arkadaşımız meşhurdur. Morgan Stanley'in evet, eski baş ekonomisti, sonra Asya'da bir yerlerde o bir şeydi. Evet. Şimdi ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu Project Syndicate diye bir web sitesinde, önemli bir sitedir, bir makale yazdı. Evet. Gönül rahatlığı 2018'de test edilecek diyor adamın başlığı bu. Evet. Şimdi bir başka dediği de bu yazısında bu konsensüsün en iyi göstergesi IMF'nin geleceğe yönelik tahminleridir diyor. Ve hakikaten de IMF'de öyle pozitif, iyimser tahminler yapıyor ama yaptığı tahmin son 2 yıldır yaşanmakta olan dünyanın %3.3 büyümesi 0.4 daha artacak da bu yıl 3.7'ye çıkacak falan gibi diyor. Bu çok ciddi bir büyüme değil. İlimsel tahminin marjı da düşüyor. Ve bunu IMF diyor yani. Oldukça ve herkesin kabul ettiği başka bir şey daha var ki bu 2007'de başlayan krizle birlikte yaşanmakta olan ekonomik yıkımın arkasından gelen Ahmet'in recovery dediği şey, ona ne diyordu? Hangisini? Recovery'nin Türkçesi neydi? Ekonomik canlanma. Ekonomik canlanma. Daha önceki bu tür göçüşlerden sonra yaşanılan ekonomik canlanmalarla kıyaslandığında oldukça zayıf bir canlanma. Yani o kadar heyecanlı. O UNCTAD raporunda da gösteriliyor zaten. Çok ciddi korku. Bir dahaki programa sizi de bekliyoruz yeniden. Sevgili Yeşilada, bir son cümlelerinizi bu görüşler üzerine alalım. Sizi daha fazla yormayalım. Sağolunuz. Konuk oldunuz ama bir son birkaç dakika lütfen son düşüncelerinizi alalım. Arkadaşlarımızı söyleyeyim. Şimdi büyük buhran esnasında dünya ekonomisinin büyüdüğü tezine şaşırdım doğrusu. Çünkü hani böyle olmadığını düşünüyorum. İkincisi, sabit sermaye yatırımları meselesi pek çok açıdan önemli. Bunların dağılımına baktığınızda imalat sanayine gittiğini ve bu yeni teknolojilerin üretim sürecine entegre ettiğini görüyorsunuz. Bunun sonucunda da ücretlerin artacağını, yani gelir dağılımındaki bozulmanın bir ölçüde düzeleceğini söylüyorum. Üçüncüsü, bazı meseleleri birbirinden ayırmak lazım. Fakirleşme, kapitalizm ve globalleşme eş zamanlı yürüyor ama birbirlerinden kaynaklanmıyor. Bakın, globalleşme İpek Yolu'ndan beri var. Zaman zaman kesintiye uğramış ama dünya insanı hep birbiriyle ticaret yapmak istemiş. Maalesef bunun sonuçlarından biri de emek yoğun işlerin ucuz işçilik olan ülkelere kayması ve gelişmiş ülkelerde emek sınıfının fakirleşmesi. Tamam, yani bu yanlış, ben böyle olsun demiyorum ama bu doğal bir sonuç. Bunun da ötesinde asıl emek kaybı tüketim kalıplarının değişmesinden kaynaklanıyor. Bakın, bütün dünyada sanayinin payı 1970'lerden bu yana azalmış çünkü insanlar daha fazla hizmet tüketmek istiyorlar. Dolayısıyla yüksek ücretli işçilik azalmış. İkincisi, bütün bunların hiçbiri olmasa dahi siz Amazon'a, Facebook'a mani olabilecek misiniz?
robotlara, yapay zekaya mani olabilecek misiniz? Ama bütün bunlar beraberinde Harari'nin dediği gibi iki tür insan getiriyor. Bunlardan biri bu teknolojide adapte olamayan cahiller ki kaybedip fakirleşecekler. Ötekiler bu teknolojilerden yararlanıp onları kullanıp işleyebilenler fevkalade zenginleşecekler. Şimdi bu kapitalizmin bir hatası mı? Yoksa dünya ekonomisinin ve teknolojisinin doğal evriminin getirdiği bir sonuç mu? Bunları çok iyi tartışmak lazım. Evet. Şimdi ben ikincisine daha yakın duruyorum ama varmak istediğim nokta şurası. Şimdi biz bir kere temelde stüdyodaki arkadaşlara katılıyorum. Yani bu benim sözlerimden eğer izleyiciler kapitalizmi, dünya sistemini falan savunduğum düşüncesini çıkartıyorsa çok üzülürüm. Öyle bir şeyim yok. Sadece pratikte nereye gidiyoruz sorusuna evet. cevap vermeye çalışıyorum. Bakın tabii ki hiçbirimiz geleceği mükemmel olarak öngöremeyiz ama şu anda elimizdeki işaretlerin çoğunluğuna baktığımızda bir toparlanma dönemine girdiğimizi görüyoruz. Bu toparlanma döneminin sonunda kapitalizmin ömrünü uzatabilecek bir 10 yıla da girebiliriz. Mesela arkadaşlarımın bahsetmediği büyük finansal krizden sonra gelişmiş ülkeler önemli ölçüde borç sorununu hallettiler. Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkeler bütün borçları yüklendiler. Evet. Yani bundan sonraki kriz gelişmekte olan ülkeler borç krizi olabilir. Bütün bunların hepsini görmek lazım. Ama şu andaki duruma baktığımızda kapitalizm gayet sağlıklı duruyor bana. Bence de taraftar kazanacağı benziyor. Biz devam. Şu andaki durumu büyük uğra benzetmek de çok savruldu galiba. Sizi burada stüdyoda bekliyoruz sevgili Yeşil'e de. Tekrar size iyi yıllar. Ben zamanda dostlarım da sevgilerimi sağ, diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Baştan plan. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Baştan plan evet. Hep beraber burada olmaktadır. Biz şimdi devam edelim. Hep beraber olsak bize 5 saat yetmeyecekmiş herhalde. Şimdi benim sadece grafikleri var. O grafikleri görmesi lazım insanların. Çünkü onları da göstermeye başlayalım. Rica ederim. Sevgili Ahmet. Dönmeye başlarsa Sabri Hoca bize durdur dediğinde durdurup konuşuruz. Neye bakacak? Grafikler vardı. Şunu görmemiz lazım. Yani Atilla'nın söyledikleri, Sabri'nin de söylediği gibi zaten iktisatçılar evet. topluluğu içerisinde ciddi olarak böyle bir 2018'e iyimser bir gözle bakma var. Evet. Bunda bir sıkıntı yok ama dediğimiz nedenlerden dolayı bu iyimserliğin arkasında bir yanlış öngörü de olabilir. Bilemediğimiz gelişmeler olur. Ya, bu en noktada, azından bunu söyleyen Roach söyleyenlerden bir tanesi. Küresel kapitalizmin yani, merkezinden çıkmış bu, bir adam yani, değil mi? Ya, Asya'da evet. Yani, özellikle Morgan Stanley'in başarısı. Şimdi, yani biraz dikkatli ben olmak lazım. Burada vaktimiz kalmadığı için hiç bu Koçin Karatane'den bahsettik. 120 yıllık döngüler içerisinde bir liberal dönem, arkasından bir emperyalist dönem, arkasından bir liberal dönem, en azından İngiliz ve Amerikan hegemonya dönemleri için arkasından bir emperyalist dönem ve her emperyalist dönemden sonra da yeni bir hegemonya döngüsünü evet. anlatacağım. Fakat bu emperyalist dediği dönemler ki biz onun deliğine göre 1990'larda Clinton'dan direkt olarak başlamış oluyor Amerikan hegemonyası açısından sonlarına doğru sıklığı büyüklüğü ve sarsıcılığı artan finansal krizler ve finansal evet. krizlerden dolayı da kronik hale gelmeye başlıyor diyorsunuz değil mi sevgili abi? Bu şey değil artık. İstisna durum diye başlayan yok. Şeyler aslında ya, kronik durum. Şöyle diyeyim abi ben şimdi aslında matematikçiyim. Bu finans iktisat falan sonradan çıkmış bir şey. Ben 1994 yılında Amerika'da Wall Street'te çalışmaya başladığımda birdenbire finans, iktisat falan başıma gelmeye başladı. Öyle oldu bu hikaye. Çaktım ona diyorsun yani. İlginç mi? Bir gün işte bu adam iktisatçıdır demeye başladılar. Nasıl olduğunu ben de anlayamadığım halde. Tabii ki ben finansal hesaplar yapıyorum. Yok ben matematikçiyim kardeşim. Termi dönemi. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Girdik işte yani 1994 yılında finans işine dünyada tahvil krizi çıktı. Her taraf göçtü. Hatırlarsanız evet, 1994'ten ya bizim tanışçılar zamanında Türkiye göçtü 1994'te. Evet. Türkiye'deki en büyük bankacılık krizinden bir tanesi evet. nedeni. Ondan sonra arkasından Meksika tekele krizi geldi. Ondan sonra 1997 krizi geldi. Aslında bütün bunlardan önce 1987'de bir göçüş vardı Amerika'da S&P 500'ün. Ondan sonra 1998'de Rusya long term capital management göçüşleri falan evet, oldu. No. 2000'de Nasdaq göçtü. 2001'de haydi bizimki var S&P 500 göçtü. İşte şimdi buradan bakabiliriz o
Birinci resmi gösterir misiniz? Bir tekrar döndürebilirsek sevgili yönetmen arkadaşımıza rica ederim. İstifa ederim. Evet. Ha işte bu. Ben şimdi karşıdan görüyorum. Bu gördüğünüz 1900 sanıyorum 70'lerden bu yana Amerika'nın en büyük hissesini diye endeksi olan S&P 500'ün hareketi. Evet. Görüyorsunuz bu Ahmet'in Clinton'la başlamış emperyalist dönem dediği dönemde çok ciddi bir yükseliş var. 1995'ten başlamış. Böyle 5 yılda falan aldı başına gitti. Yani bu ilk serbestleşme böyle bir hormon vermiş gibi yürüttü bunu mu diyorsun? Evet, ondan sonra da işte 2000 yılında Nasdaq göçtü. Arkasından S&P 500 gitti. 2004'e kadar falan göçüş ve sonra bir toparlanma yeniden. Bu nasıl oldu? Büyük paralar basarak piyasaya. Evet. Merkez bankaları tarafından, büyük merkez bankaları tarafından. Ondan sonra gene toparlandı her bir şey. Böyle büyük paralar piyasaya basıldığında eğer bu paralar üretken yatırımlar için kullanılmıyorlarsa spekülasyon amaçlı kullanılırlar. Gayrimenkul fiyatları şişer. Hisse senedi fiyatları şişer. Bir sürü başka varlıkların fiyatları, yani varlık enflasyonu denilen bir şey olur. Fiyat enflasyonu olmadığı halde orasından görüyorsunuz. Arka arkaya iki tane fiyat enflasyonu olmuş. İkisi de göçmüş. Bir tanesi 2000 yılında göçüşe başlamış. Öbürü de 2007 yılında göçüşe başlamış. Sonrasında 2009'dan bu yana bir ciddi toparlanma var içinde. Birkaç tane buradan göremiyoruz. Daha sonraki resimlerden bir tanesini de göstereceğim de. O da bir küçük çaplı göçüşler var ama ya da şoklar diyelim isterseniz dilinde kullanıldığı üzere. Ama bakın yeni bir varlık fiyatı enflasyonu gerçekleşmiş 2009'dan bu yana ve akıllara durgunluk verecek büyüklükte bir. Krizden sonra olmasına rağmen yani. Evet, şimdi ikinci resme bakabilir miyiz arkadaşlar? Evet, daha sonraki resmi getirebilirsek. Bu gördüğünüzde S&P 500 endeksi Amerika'da kırmızı olan ve Almanya'da ki hisse senedi endeksi olan DAX'in karşılaştırılması. Görüyorsunuz ikisi bir arada gidiyorlar. DAX biraz daha fazla artmış S&P 500'e görece bu göçüşler sonrasında. Ve burada da aynı hareket gözleniyor. Orada da büyük bir varlık fiyatı enflasyonu söz konusu. Ama son zamanlarda S&P 500'de karşılaştırıldığında da işte çok ciddi bir görece büyük bir oynaklık olduğu gözlemleniyor. Volatilite var değil mi? Var ama S&P 500'de öyle bir volatilite pek gözükmüyor. Şimdi bir sonrakine başka bir şey de bu resimde en sonuna doğru bakarsanız mavi grafiğe o mavi grafiğin en ucunda Almanya'daki hisse senedi fiyatının aşağı doğru hareketlendiği gözüküyor. Henüz Amerika'daki S&P 500 yukarı doğru hareketliliğini sürdürüyor ama orada bir ters dönme durumu var ve ters dönmelerde neler oldu da oradaki resimlerden gözüküyor. Gerçi yeni başlamış, hızla tekrar o da yükselişe geçebilir ama bu şekilde hareketini sürdürürse belki de önümüzdeki çeyrek içerisinde bunlar arasındaki ilişki de belli, yani aşağı yukarı birlikte hareket ediyorlar, bir tanesi daha oynak olmakla birlikte hep beraber hisse senedi piyasalarında birlikte bir aşağı doğru harekette gerçekleşebilir. Çöpük patlayabilir diyor yani. Durum, evet, yani bu yani uzman olmayan izleyicilerimiz için durmak istiyorum. Yani doğru bir şey söylüyorsun. Yani 2009'da yani 2008'den sonra biri daha oynak, biri daha stabil olmasa hemen bir şişme var gene varlık fiyatlarında. Tabii şimdi bir alarm mı aynı zamanda? Şimdi Avrupa Merkez Bankası son zamanlarda çok daha fazla para bastığından FED'e görece de, yani basmaktan makinede parayı basmaktan değil, piyasaya pompalamak anlamında basmaktan. Politikayı değiştirdiniz değil mi? Daha böyle. Onlar daha fazla para basmayı sürdürdüklerinden oradaki varlık fiyatı enflasyonu biraz daha yüksek olmuş gibi duruyor gördüğünüz gibi. Daha sakınlıydı. Çünkü bunu FED 2014'ten sonra durdurdu para basmayı. Yani piyasaya para sürmeyi, para sürüyor. Bu da tüm dünyadaki hisse senetlerinin büyüklüğü, yani içinde DAX de var, ondan sonra S&P 500 de var, Japonların hisse senetleri de var, bizimkiler var. Bütün dünyadaki hisse senetlerinin oynaklı hareketi yani gördüğünüz üzere. Orada da büyük bir varlık fiyatı enflasyonu gerçekleşiyor. Artıyor yani bunların fiyatları. Nasıl oluyor bu işler? Peki yani niye oluyor bu arkadaşlar, yani böyle büyük bir... Büyük produktivite, verimlilik artışı. Ha işte burada da işte finansal sistemin piyasa için ürettiği para giriyor. Üretim için
kullanılmayınca bu para buradaki spekülasyonlara gidiyor. El ve kül fiyatları şişiyor filan değil mi? Parayı ama nasıl üretiyor bu bankacılık sistemi? Borç vererek gibi. Bu da dolayısıyla borçların artmasına neden oluyor. Atilla az önce telefonda bizimle konuşurken gelişmiş ülkelerdeki borçlar azalıyor dedi ama o dediği gelişen ülke devletlerinin borçları için doğru olan bir şey. Bakarsanız o ülkedeki özel borçlara onlar artmayı sürdürüyorlar yani. Ben burada Sabri Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. O hep vurguluyor. Bu çökme durumuna geldiğinde borsalar ya da değişik endeksler kurtarma operasyonları var. Yani doğal akışına bırakılsa inecek. Bu noktada işte bir sonraki resimle gösterirseniz. Evet. Fed'in onu bir görelim lütfen. Onu bir açıklarsanız. Bugünkü jeopolitik tartışmalar içinde çok önemli bir bilgi ve girdi sunacak. Ben de ona eklemede bulunmak istiyorum. Yani hem jeopolitik hem demokrasi, popülizm, yeniden gelen faşizm filan tartışmaları da var orada. Finansal analizi Sabri Hoca'ya bırakalım. Sabri Hoca bize izleyicilerimize açıklasın. Bu gören gördüğünüz resimde ya da grafide çizen arkadaşlar Bank of America Merrill Lynch yani bu işin merkezinde oturan en büyük finans kurumlarından bir tanesinin araştırmacıları bu arkadaşlar. Ya bunlar eleştiren akademisyenler filan değil. Bunların akademik geçmişleri de sağlamdır. Yani oraya... Ama şey değiller yani sosyalist ekonomiden gelen filan insanlar yok, değiller. Ben izleyicilerimiz sana... için söylüyorum. Hayatlarını buradan para kazanıyorlar. İçindeki adamlar. Yani bu arkadaşlar şimdi böyle bir rapor hazırlamışlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kriz çıktıktan sonra 2007-2008'in krizinden çıktıktan sonra merkez bankaları merkez ülkelerdeki merkez bankaları ki bu ülkeler Japonya, Amerika, İngiltere, hatta İsviçre, Almanya. Avrupa diyelim, Almanya demeyelim de. Ama işte Avrupa Merkez Bankası da Alman Merkez Bankası'dır aslında. Başka bir şey değil yani. Bundesbank eski. Ve işte Çin'de epey bir para piyasaya sürdü. Bu varlık fiyatı enflasyonu dediğim bu hisse senedi ve gayrimenkul piyasalarındaki artışlar, fiyat artışları bir takım insanları zenginleştiriyor. Kimi zenginleştiriyor? İşte o %1 dedikleri arkadaşları zenginleştiriyor. Hani %1 ile %99 diye insanları ayırdılar ya. Hı-hı. Aslında o %1 de doğru değildir. O %1'in de %1'i bu varlık fiyatı enflasyonundan yararlanan arkadaşlar. Yani o %1 de bir dengeli değil aslında. Onun da %99'u biri var. Binde bir değil, 10.000'de bir falan gibi bir grup. Yani biliyoruz işte Piketty yazdı ya kitabı. Evet, yani 3 kişiye 5 kişiye. Gelir ve servet dağılımı dengesizlikleri oluştu bu geçimden geçmiş olduğumuz dönemde. Bu arkadaşlarımız bu varlık fiyatı köpüklerinin ya da enflasyonun sonlanmasına, bunların göçmesine izin vermek istemiyorlar. Bu büyük ülkelerin merkez bankaları göçerse bir kere moraller bozulacak. Buradan gelen zenginlik duygusu ortadan kalkacağından dolayı bu önemli, bunu konuşuyoruz. Ekonomik daralmalara, deflasyona, borç deflasyonuna yani para borçlara ödenemez hale gelebilir korkudan dolayı. Nasıl borçlar ödenemez hale gelecek? Bugün içinde yaşadığımız dönemde borçluların önemli bir kısmı sadece faiz ödemelerini değil, ana para ödemelerini de yapamayacak hale geldiler. Bu ne demektir? Bu arkadaşlarımızın borçlarını batırmamaları için yeni borç bulmaları gerekir. Evet. Bunlar göçerse o zaman bu borçları çevremez hale geleceklerinden dolayı o zaman finansal sistemi göçürecekler. Böyle bir tehlike de var ortalıkta. Bu nedenle bu büyük merkez bankaları, işte Amerikan Merkez Bankası, Fed yani, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası aslında o son zamanlarda çok fazla müdahale etmiyor. Büyük müdahalelerde başlayan bu Bank of America Merrill Lynch'teki araştırmacıların gösterdiği ya da işaret ettiği o kırmızıyla çizdikleri, daha doğrusu halkalar yapmışlar ya, oralardaki göçüşleri durdurdular. Sizin dediğim gibi bu 2008'de bir takım korkular nedeniyle, hani şimdi DAX'te de aşağı yönlü bir hareket gözledik ya, bunlarda benzer bir aşağı yönlü hareket başlarsa ve bu merkez bankaları bu sefer bu aşağı yönlü hareketi daha öncekilerde yapabildikleri gibi yukarı doğru çeviremezlerse, o zaman bu 2008 hakkındaki gönül rahatlığıyla yapılan
kestirimler, iyimser yorumlar, beklentiler de değişebilir. Yani o anlamda gelecek belirsiz. Yani Atilla'da konuşurken demişti ya, gelecek hakkında yaptığımız tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben burada çok sevgili İmmanuel Wallerstein'i anayım. Bizim çok sevdiğimiz önemli teorisyenlerden birisi. Wallerstein'da bu gibi durumlarda olan bir uşak olarak Türkiye'deki düşünüyor. Wallerstein'in söylediği bir şey var. Der ki böyle dönemlerde 3 haftalık belki 1 aylık filan öngörüler yapabilirsiniz ki o da biraz ihtiyatlı olmanız gerektirir. 1 yıllık öngörülerde yani pek risk almayın, konuşmayın. Böyle 5 yıllık, 10 yıllık filan ya safsınızdır ya bu süreci etkilemek için stratejik olarak bilerek yapıyorsunuzdur. Evet. Dolayısıyla böyle dönemler belirsizliğin doruk noktalarıdır kapitalizmin tarihinde. Evet. Bunu bilmeden zaten konuşmayız, yani konuşamayız. Ben yalnız Sabri'nin de anlattıklarından sonra sonuna doğru sanıyorum programın geliyoruz. Biz burada ne söylediği tartışmayı sonuca bağlamak için istersen. Evet. Bağlamadan olmaz bu hikaye. Bu olmaz. Sana gelmeden sana bırak. Tamam. Hocam, bir ilgin iki nokta var aslında. Evet. Önemli bir iki çok zaman şey vardı orada. Hızlı gittik ama bir daha üstünden geçelim istiyorum. Şimdi bir şey söyledi aslında. Çok önemli buluyorum onu. Dedi ki bu hani böyle endeksler yükseliyor, şişiyor falan. Herkesin iyimser olduğu bir dönem, en zayıf olduğu dönem sistemin ve bir anda o sistemin insanlara verdiği, sen de bu konulara biliyorum şeysin yani özellikle bu işin bu tarafında bu ya insanları zenginlik algısını bir kaybederlerse dedi. Değil mi? Yanlış anlamıyorsun. Tabii, zenginlik hissi bir giderse ya bir yerde paralar var. İşte offshore'da da değil mi? %55'i de offshore'da duruyor. Ne devlete dönüyor ne bir vergiye dönüyor filan. Ya para var ama o para hani kimsenin elinde değil. %1'inde diyor. Yani evet, bu işin tabii, patolojik... Onların da ne kadar harcayacakları bellidir. İsterseniz bu son dakikalara bu işin o patolojik boyutlarına da aslında sosyolog olarak aynı şeyleri düşünüyoruz. Ben de buraya getirip söyleyecektim. Ben biz neyi söyledik? Hadi duralım tekrar diye. Ben oraya geçeceğim çok ama güzel. Ben şöyle bir üstünden geçelim diye. Üzerimden epey bir yük aldın. Yani biz ne dedik? Böyle dönemlerde çok küçük bir azınlık varlığını, sermayesini likit biçimde biriktirir. Ve bu birikim giderek artmaya başlar ve bunu üretken faaliyetlere tümünü değil bir kısmını tabii ki sokma konusunda giderek kaygılanır. Bu değişik kanallardan yine ama büyük ölçüde finans ağları içerisinde çarpılarak büyür. Ama 2017 yılında Atilla'nın da işaret ettiği gibi sabit sermaye yatırımlarında bir artış gözleniyor. Ama var ya. Söylediğimizi varsayarak o kadar gitmiyorum. Ben genel eğilimi söylüyorum. Yine de geçici olarak olsa da diyor. Tamam, yani şimdi orada dikkatli davranmak lazım. Yani. Geçici olup olmadığını bilmiyorum. Yani belki çıkacak uzun buna. Erimli geçici olabilir. Ama bu tabloda bu çok da iyimser bir tablo yok yani. Ama senin getirdiğin ama yani şimdi şöyle bir durum var. Yani şöyle bir durum var. Siz şu konuda güvencenizi almamışsanız, yani bütün program boyunca vurguladığımız gibi bankacılık ve finans sektörünü denetleme, düzenleme konusunda sıkılaştırmaya gitmemişsiniz. Evet. Burada yapılacak operasyonlara müdahale edemiyorsanız demokratik olarak, birikmiş sosyal ekonomik problemlerin çözümü konusunda hükümetinizden söz vermiş olsa dahi bir güvence alamıyorsanız bu durumda burada bir demokrasi sorunu vardır. Evet. Ya bugün demokrasi sorununu yaşıyoruz işte Sabri'nin söylediği İngiltere'de ortaya çıkan hareket, Avrupa'da ortaya çıkan hareket. Evet engellendi, evet ne olduğunu bilmediğimiz o süper delegelerle açığa çıkan ve aşağıdan gelen bir dalgayla çıkan Bernie Sanders hareketi. Hı-hı. Şimdi kapitalizm sadece bir ne dedim ben iktisat sistemi değil ki toplumsal ilişkiler sistemi. Siz giderek büyük kitleleri, bakın başka programda konuşalım, bugün Amerika'da işsizlik düştü deniyor. Evet. Ya son 4 haftada iş bakmayanlara bakmadığınız için düşüyor. Evet. İnsanların çoğu artık iş bakmaktan vazgeçtiği için bize de aynı işsiz durum. Sayılmadığından işsizlik var. Evet. Onları da katarsanız orada üretken olabilecek insan işsizlik oranları çok 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 daha yüksek. Evet. Depresyon dönemlerine yaklaşıyor. Böyle bir durumda soruyorum size. Özellikle İlk genç tanıma, işsizliği değil mi? Evet. Genç işsizliği rakam. İskender sana söylüyorum. Ben nasıl tanımladım? Kapitalizm para aracılığıyla
meta mübadelesine dayanarak maddi yaşamlarını sürdüren insanlar topluluğudur. Siz parayı çekersiniz. Yok, ben şimdi yani büyük bir kesim para bulamıyor. Para bulamayınca meta alamaz. Meta bulamayınca yaşayamaz. Burada fiili olarak kapitalizmin toplumsal ilişkiler ağından dışlananlar çıkıyor. Bunlara ne yapacağız? Ben bir yerde duydum, üzülerek söyleyeyim. Birisi şunu söylemiş. Bugün dünya nüfusu 2 milyara inmelidir. 5 milyar telef edilmelidir. O zaman rahata çıkacağız demiş. Böyle bir şey hem ayıptır, evet, hem ahlaksızlıktır. Evet. Ama hem de unutmayalım, teorik olarak yanlıştır. Evet. Kıyrı kalan 2 milyon içerisinden de, 2 milyon içerisinden de yine aynı o metayla toplumun kurduğu bağlarda kopuk olur. Benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Çok önemli bir şey. Programın sonuna da geliyoruz ama söylediğim bir şey var. Çok önemli. Böyle bir algı var. Ya bu Trump'ın gelişi falan da değil mi? Hı. Ya bu savaşa dayalı. Şimdi böyle bir iddia var. Bunu artık başka bir programa belki bırakalım. Bu öyle büyük bir depresyon ki. Bu ancak bir askeri makinenin müdahalesiyle. Böyle bir aptal inanç var. Yani sen, senin dediğin yerden bırakma. Ya bu ancak bir askeri makinenin müdahalesiyle, bu sürekli bir karışıklıkla, sürekli o da bir olasılık tabii. Yani bir garantisi yok ki, gelecekte ne olduğunu hiçbirimiz bilmediğinden dolayı belki de bir savaş da çıkabilir yani. Çıkmayabilir. İşte bugün eski bir Amerikalı general artık geliyor, gelecek, bakın yaklaşıyor, yaklaşmakta olan gibi şeyler söyledi. Bir şey örnek veriyor. Mesela senin dediğin örnek dün Guardian'da vardı. Santa Barbara'da orta sınıf, yani Amerikan orta sınıfı tırnak içinde diyor. Haber çok güzel. Güzeldi. Yani şeyi de bulsam göndereyim. İşte polis, hemşire falan gibi insanlar ev fiyatlarının, varlık fiyatlarındaki artış yüzünden arabalarında yatıyorlar. Arabalarında kahve yapıyorlar. Ve fotoğraflarını çekmişler. Gene Silikon Vadisi'nde 22 numaralı otobüs var mesela. 22 numaralı otobüste Silikon Vadisi'nde işsiz kalmış insanlar. Çünkü oradaki varlık fiyatları çok yüksek diye. Gece böyle sırt çantasını atlıyor adam spor ayakkabısıyla. 22 numaralı otobüs sürekli şeye, gece sabaha kadar döndüğü için orada yatıyor. Yani hakikaten senin dörtlerini desteklemek ama çok önemli şeyler yani. Evet, birer dakikamız var. Daha sonra gelecekle ilgili program yapacağız. Top. Bir dakika senden, bir dakika senden geleceğe yönelik şey alalım. Ben belki kapatamayacağım yani. Evet, bir dakika lütfen. Tamam. Valla benim tek diyecek bir şeyim kalmadı. Bir sonraki programda eğer bir daha... Geleceğe yönelik umutlu bir şey. Valla inşallah gerçekten 2018 yılı beklenildiği üzere ekonomik büyüme, birkaç yıl sürecek bir ekonomik büyüme hepimizi daha mutlu bir hale getirir. Evet. Ben onu dilerim yani. Ben de buna katılıyorum. Buradan ben negatif bir arzuyla yıllara bakıyorum falan gibi anlaşılmasın ama daha yılın başında İran var. Onu konunun uzmanlarına bırakalım ve biz bugünkü konuşmayı şöyle söyleyeyim. Sabri'nin gösterdiği grafikte. Orada ciddi çok az vaktimiz kaldı. Tamam, çok evet, basit zaten söyleyeceğim. Diyor ki Amerikan, İngiliz, Japon, Avrupa Merkez Bankaları, İsviçre olsun. İsviçre Merkez Bankaları bu kapitalizmin ilk çıktığı yerlerdeki ülkeler değil mi? Evet. Ve bugün finansallaşmış büyük ölçüde ülkeler değil mi? Bu ülkeler köpüklerin patlamaması için birbirlerine destek oluyorlar. Evet. Soru şu olsun gelecek. Peki bu finansal ittifak siyasal ve askeri ittifaka da yansıyabilir mi? Evet. Karşısında kimi bulur? Zaten söylemeye gerek yok. Geleceğiz. Çin yok karşısında. Rusya var. Rusya sorununu hiç konuşmadık. Evet. Gelecek programlara bırakalım. Başka programlar. Evet. Efendim sevgili Profesör Ahmet Öncü, sevgili Doktor Sabri Öncü, eski dostlarımız, fikirdaşlarımız sağ olsunlar. Hiçbir programa kendileri çıkmaz. Bana geldiler. Bize devam da edeceğiz. Umarım sizler de ilgiyle izlediniz. Çok teşekkür ederiz ikinize de. İyi akşamlar diliyoruz, haftaya başka bir programda görüşmek üzere.